안녕하세요. Merhaba arkadaşlar. Bugün getirdiği tepki videosu. Yani bir baktım bu yılda Eurovision yapacak mı diye. Yapacakmış yani. Belki uzaktan şekilde yapıyor. Bilmiyorum yani ama iyi ki Azerbaycan'da bu yılda katılıyorlar. Ve Efendi'nin Matahari diye katılanan bir şarkıyı bir hafta önce çıkarmış. İnşallah Eurovision'da bu yıl Azerbaycan başarısı olacağını inanıyorum ve dua ediyorum. Bakalım nasıl bir şarkı? Ama ilk önce Matahari diye ne olduğunu, kim olduğunu bilmeyen arkadaşlar için biraz kısaca anlatmak istiyorum. Matahari 1. Dünya Savaş'ta çalıştığı bir ajans adı. Ve çok popüler bir kadın yani ajans olarak. Bildiğim kadar ben de çok detaylı şeyler bilmiyorum ama bildiğim kadar Hollandalı olarak ve Almanya'nın şey Bilgiler şeyler içindeki savaşırken içindeki bilgiler çalmak için çalışan bir ajan olduğunu hatırlıyorum. Bazılar diyor ki yani iki tarafına da bilgiler çağırıp öyle sattı falan filan diyor da bilmiyorum. Zaten ajanlarının bütün şeyler öyle saklanmış, gizlenmiş şey olduğu için. Ama çok popüler olan şey o kadar çok güzel bir kadınmıştı. Ondan dolayı Almanya'daki generaller daha öyle bilgi çalmak için o güzel, kendi güzelliği kullandığını öyle biliyorum. Öyle bir hikaye daha bir yerde duydum. Onu bir anlatmak istiyorum. Çünkü Efendi'nin geçen yılın Eurovision'a katıldığı şarkıda Kleopatra'ydı. Bu yılda Matahari. Bakalım gelecek yıl 2022'de kim çıkacak merak ediyorum. Geçen yıl Kleopatra, bu yıl Matahari. Bakalım efendi Matahari. I'm a godless spy, I'm a spy, I uncover all of your secrets, I want them. There's no stopping me now. I'm a liar, playing the game of desire. Ain't gonna leave no survivors. Would you fall for me now? Just like Cleopatra, the army of lovers. Dangerous lover, drinking my poisonous water, and you're under my spell, mesmerizing, moving my hips, you are trying, you can resist, try to fight it, got a story to tell, just like Cleopatra. Yani just like the Cleopatra diye duydum. Yani geçen yıl çıktı Kleopatra onunla biraz bağlantı yapmış gibi görüyorum. Çok harika çünkü yani ne düşünerek yaptığımı ya da normal şekilde çünkü Matahari'de güzelliğin bir sembol olduğu için Kleopatra'da aynı o şekilde bağlantı kurduğunu bilmiyorum ama çok harika yapmış. Çünkü geçen yıl Efendi'nin şarkıda Kleopatra 2020 Eurovision için 2021 Matahari'nin şarkının içinde söz olarak Kleopatra'nı koymuşlar. Çok harika yani çok komik ve illa inanına sıkmış gibi gelmiyor yani. Çünkü orta noktası var Matahari ile Kleopatra'nın. Güzel diyen güzel bir kadın olan şeyin olarak var. Onu koymuş. Çok güzel yapmışlar. Gerçekten bunu böyle yapıyor ya Kleopatra'nın şey kliplerde bunun gibi böyle siyah beyaz olarak yapıp ses tonuna biraz yani sanki o film var ya Tabbe öyle korku filmlerde çıkan şey gibi yapıp böyle olunca çok değişik geliyor. Hara değişik geliyor. Ama çok güzel. Çünkü
Yani illa bunu göstermek için soktuğu gibi gelmiyor. O önemli yani. Yani Parsel Kral görünce illa bunu sokmak için, bunu koymak için pürle yapmış gibi gelen şarkı videolar var. Yani ama bu çok normal. Çok güzel, çok iyi bir şok veriyor yani. Öyle bitmiş. Yani dans müzik olduğu için yani sözler nasıldı falan bahsetmeyeceğim. Çünkü dans müzik bu. Çünkü genellikle dans müziğin içinde sözler anlamlı şekilde koymak çok zor. Bunu da yani dans müzik olarak çok güzel yani ritimlerde çok iyi yapmışlar. Ve içinde gösteren şey de Kleopatra'nın zamanında da aynı şekilde şeyini göstermeye çalışıyorlar. Müziğin içindeki performanslardan Asya tarafının güzelliği göstermeye çalıştığını görüyorum. Bazı danslarda yani sanki tüm salonlarda görmüş gibi danstan biraz değişik getirip yapmış gibi geldi. Güzel açıkça çünkü Eurovision diyen bir karakter bir düşünüyorsam Eurovision'a katılarak yani kendi ülkenin, kendi toprağın kültürlerini gösteren bir yer oluyor. Bizim ülkemiz böyle, bizim kültürümüz böyle. De hem de şarkının yarışmada olup hem de kendi ülkeyi tanıtan yani Avrupa'daki milletlere. Çok güzel. İnşallah, inşallah kazanacak. Ya bilmiyorum bu Türkiye katılmadığı için büyük ihtimal oyunu veremiyordur. Ama yani bakalım nereye kadar gideceğim. Ama merak ettiğim şey size bir soru sorayım. Bu Eurovision'da böyle şarkı ile katılıyor ya. Bununla sonuna kadar mı gidiyor ya da yani öyle birinci sınav bu şarkı ile katılıp sonra öyle değişim mi getiriyor? Mesela öyle O Ses Türkiye ya da O Ses Azerbaycan gibi öyle bir platformlarda öyle ya. Mesela birinci yarışmada bu şarkı ile katıldı. Sonraki yarışmada farklı bir şarkı ile. Yani Eurovision'u çok izlemediğim için bilmiyorum da onu bir merak ediyorum. Lütfen yorumlara cevap yazarsan çok mutlu olacağım. Bugün izlediğin için çok teşekkür ederim. Benim videosu beğendiyse beğenme düğmesi, aboneyi unutmayın. Teşekkür ederim.